Değerli yol arkadaşlarım, bildiğiniz gibi yaklaşık 2 yıl önce yine burada sizlere ilçe başkan adayı olacağımı açıklamıştım. 19 Ocak 2020 tarihinde 4 adaylı seçimde Erdemli Cumhuriyet Halk Partisi ilçe başkanlığına seçilmiştim. O seçimde sizlere Erdemli'nin hiçbir mahallesinde çalmadık kapı, sıkılmadık el bırakmayacağım demiştim. Açık yüreklilikle belirteyim ki bunu fazlasıyla yaptık. Yapılan çalışmalarımızın olumlu etkisi Erdemli sınırları dışından bile takdir topladı. Her hemşerimizin acısını paylaşarak azaltmaya, her mutluluğunu paylaşarak çoğaltmaya çalıştık. Her doğal afette, her türlü zorlukta parti gözetmeksizin hemşerilerimizin yanında olduk, dertlerine beraber çözüm aradık. Erdemli'ye her sosyal platformda Cumhuriyet Halk Partisi'nin varlığını hissettirdik. Biz de genel başkanımızın adalet yürüyüşünde olduğu gibi zincirleri kıra kıra, adaleti kura kura yürüyorduk Erdemli'de. Biz de tıpkı sayın genel başkanımız gibi Erdemli'den aykırıyordum. Geliyor, gelmekte o an diye. Fakat her ne olduysa bir uyumsuzluk bahanesiyle görevden alındık amasız fakatsız. Parti tüzüğümüzün hükümleri gereği ve il başkanlığımızın tüm taleplerini yerine getiriyorken neyin uyumsuzluk olduğunun cevabı bile yok. Eğer görevi Büyükşehir Belediye'mizin Erdemli'ye yol, su, kanalizasyon, arıtma gibi alt ve üst yapı hizmetlerini koordine etmek olanların ilçemizde siyaseti dizayn etme çabalarını ve halkımızdan gelen yoğun şikayetleri görmezden gelmeyerek dur demek uyumsuzluk ise, evet biz bu uyumsuzluğu yaptık. Eğer bu saydığım hizmetleri koordine etmekle görevlendirilenler kendilerini ilçe parti örgütünün üstünde görmelerine, kendilerinin paralel bir parti başkanı gibi hareket etmelerine, seçilmiş bir başkanı ve seçilmiş yardımcılarını yok saymalarına dur demekse, evet biz bu uyumsuzluğu da yaptık. Eğer görevleri Büyükşehir Belediye hizmetlerini ilçemizde koordine etmek olanların koordinasyondan başka siyasi her işle uğraşmasına dur demekse, evet biz dur diyerek bu uyumsuzluğu da yaptık. Koordinasyon görevi olanların kendilerini ilçe başkanlığı yerine koymasına dur demek uyumsuzluk ise, biz tereddütsüz bu uyumsuzluğu da yaptık. Hak, hukuk, adalet püsküyle çıktığımız yolumuzu daha da güçlenerek devam edeceğiz. Değerli dostlarım, hiç kimse Cumhuriyet Halk Partisi'nden büyük değildir. Bu bağlamda herkes yerini ve yetki alanını bilmek zorundadır. Değerli dostlarım, oysa biz Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Vahap Seçer'in Mersin ve Erdemli ilçesine yaptığı ve yapacağı tüm hizmetleri gittiğimiz her mahallede, her kahvehanede ve olası her zeminde elini sıktığımız her hemşerimize gurur duyarak, göğsümüzü kabartarak anlattık ve anlatmaya da devam edeceğiz. Ediyoruz da. Sevgili yol arkadaşlarım, ülkemiz toz duman içinde. Genel seçimler yakın. Partimiz iktidara yürüyor. Bizler de Erdemli'den bu yürüyüşe omuz veriyoruz. Sevgili yol arkadaşlarım, bu koşullarda yeni bir seçime gidiyoruz. Seçim kazanılır da kaybedilebilir de. Mesele kutuplaşmadan, birlik ve dayanışma içinde Cumhuriyet Halk Partisi'ni iktidara taşımak için
birbirimize ellerimizi uzatıp kenetlenerek biz olabilmenin gururunu doyasıya yaşayabilmektir. Anlattıklarımız bizzat yaşadıklarımızdır. Bütün çabamız haksızlığın önünde dik duruşumuzdandır. Ulusal medeniyet çizgisi hedeflerimizdir. Gece gündüz demeden ekmeğine işine sahip çıkarak haklı mücadelesinden taviz vermeden aydınlık geleceğe doğru ilerleyen Cumhuriyet Halk Partisi'nin iktidarı kurmak için koşacak olan adaylık açıklama toplantına katılarak bana güç veren herkese siz saygıdeğer yol arkadaşlarımla huzurlarınızda teşekkür ediyorum. Dağ başını duman almış, gümüş dere durmaz akar, güneş ufuktan şimdi doğar, yürüyelim arkadaşlar. Bir kez daha buradan haykırıyoruz. Gelin.